Teknobat'tan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bu videoda sizlerle birlikte Monster Toolbar T7 V20.3 oyuncu dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Toolbar'ın serilerinde V versiyon yani sürümler, yeni ekran kartları ve işlemcilerle birlikte gittikçe ilerliyor. Öncelikli olarak bu Toolbar T7'nin 17.3 inçlik büyük bir bilgisayar olduğundan biraz bahsedelim. Büyük ekran daha rahat bir görünüş ve masa üstüne daha yakın bir deneyim sunuyor arkadaşlar. Ve içerisinde bu yeni modelin Nvidia'nın GeForce RTX 3060 laptop ekran kartı bulunuyor. Özellikle 3060 bu incelemeyi çektiğimiz sırada Nvidia'nın yeni nesil 2021 model ekran kartları içerisinde en güncel olanı. Bu RTX 30 serisi ya da bizim Türkiye'de çok kullandığımız tabirle 3000 serisi gelişmiş Ray Tracing, DLSS ve yazılım özelliklerinin hepsini bir arada sunan özellikle oyunculara hitap eden bir ekran kartı serisi. Bu 3060 bunların içerisinde inceleme tarihinde en hesaplı olunca doğal olarak en çok iyi çeken ekran kartlarından bir tanesi oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz senelerde de 1050 Ti'li, 1650'li ve bunun varyasyonu olan hesaplı laptop modelleri Monster tarafından satışa sunulmuştu ve gerçekten çok yüksek adetlerde Türkiye'deki oyuncular tarafından tercih edildi. Bu daha erişilebilir fiyatlara sunulduğu için doğal bir durum. Şimdi bu laptopun da inceleme tarihindeki fiyatı temel konfigürasyonunda 12.999 TL yani 13.000 TL. Makalenin altında da gerekli olan bağlantıları görebilirsiniz. Monster bunun en popüler konfigürasyonlarını farklı e-ticaret siteleri üzerinde de satıyor. Kendi sitesinde konfigürasyon özelleştirme seçeneğiyle de sunuyor. Yani farklı RAM, farklı SSD'ye sahip Monster Toolbar T7 ve 20.3 modelleri görebilirsiniz. Ve bunların fiyatları şu an bahsettiğimiz fiyattan değişmiş olabilir. İnceleme tarihi çok yeni olduğu için ürünün çıkış kampanya indirimi de şu an bahsettiğimiz fiyatın içerisinde. Kullanılan ekran 1080p ve 144Hz. Dediğim gibi oldukça da geniş bir ekran. Kenar çerçevelerini Monster ince tutmuş, üst çerçeve ise halen kalın. İçerisinde bir adet de webcam var. Buna da birazdan bakacağız. Ekranın renk ölçüm testlerini yaptığımız zaman karşımıza güzel değerler çıktı. %88.4 sRGB, %64.1 Adobe RGB ve %67.6 DCI-P3. Laptop ekranları ve özellikle oyuncu modelleri söz konusu olduğunda bu boya üretimi panelin renklerinin gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda sağdan soldan, yukarıdan alttan bakış açıları da gayet güzel. Yani bir IPS deneyimi sunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 17.3 inçlik laptop sevenler memnun kalacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 1080p panelin piksel yoğunluğu 17.3 inçte bence halen gayet güzel görünüyor. Ekrana da baktığım zaman netliğinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle normal oturma mesafesinde gayet güzel bir ekran. Bunun ötesinde webcam kalitesine baktığımız zaman genel olarak bu tür dizüstü bilgisayarlarda görmeye alışık olduğumuz standart kamera kalitesini görüyoruz. Düşük ışıkta grenlenme oluyor, iyi ışıkta daha kaliteli sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Online eğitim, konferanslar ve toplantılar için yeterli performansı sunuyor. Ama Twitch yayıncılığı için ayrı bir webcam kullanmanızı ya da profesyonel kamera kullanmanızı tavsiye ederim. Bize gelen bilgisayarın içerisindeki özelliklere baktığımız zaman içerisinde 2 tane 8 GB'lık 2933 MHz'lik RAM modülü var. Bunları dediğimiz gibi Monster'ın özelleştirme imkanı sunması en önemli avantajlarından bir tanesi. Yani ana kasa ve konfigürasyonu değişmese de RAM ve SSD'yi istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Burada Intel'in 512 GB'lık bir M.2 SSD'si ile bize model geldi. Teknik özelliklerini kendi sitesine baktığımız zaman varsayılan konfigürasyonda Samsung olduğunu fakat eldeki stoğa göre SSD'nin RAM miktarının varsayılan önerilenlerinin değişebildiğini de görebiliyorum. Sonuç itibariyle RAM ve SSD miktarını alırken bakmanızı tavsiye ederim çünkü online mağazalar listelerken bunları belirtmek zorundalar. Monster'ın sitesinde dediğim gibi bunları değiştirebiliyorsunuz. Modelin sabit A yongası Intel'in AX201 Wi-Fi 6 destekli yongası. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi çünkü Wi-Fi 6 eğer uygun bir router kullanırsanız gigabit ethernet hızına size yakın bir hızı sunabiliyor. Bu da kablolardan kurtulmuş hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı kurmanızı sağlıyor. Bu noktada özellikle beraberinde gelen bir yazılımdan da bahsetmek istiyorum. Dragon. Dragon yazılımını açtığınız zaman da burada paketlerin nasıl gittiğini, nasıl geldiğini, neyin daha öncelikli olarak kullanıldığını görebiliyorsunuz. Otomatik oyun, akış ve tarayıcı olarak farklı ayarlarınız var. Önceliğinizi oyun yaparsanız oyun uygulamalarının ağdaki önceliği yükseleceği için daha düşük gecikmeyle oyun oynayabilirsiniz. En azından işin teorisi böyle. Türkiye'deki internet kalitesini bilgisayar ya da router'ımız kendi başına iyileştiremiyor ama mevcut şartlarda bize en iyisini vermeyi hedefleyebiliyor. Yazılım kısmında yine bize gelen bilgisayar kutusundan sıfır çıktı. Windows 10 kurulu olarak geldi. Monster'ın sitesinde Windows işletim sisteminin sürümünü yüklü olup olmayacağını da belirleyebiliyorsunuz. Beraberinde bir de USB bellek geliyor. Bu gördüğünüz küçük USB belleğin içerisinde de sürücüler size hazır olarak sunuluyor. Bunların içerisinde en önemli olanı tabii ki Control Center, kontrol merkezi yazılımı. Monster kontrol merkezinde genel ayarlar altında Windows tuş kilidi,
OCD'yi kapat, numpad kilidi, fonksiyon tuş kilidi, USB akıllı şarj, touchpad kilitleme ve AC adaptörüyle otomatik başlatmayı görüyorsunuz. Bunu kolay ayarlar altında rahatlıkla görebilirsiniz. Performans kısmına geldiğinizde ofis modu, oyun modu ve turbo mod var. Turbo modun altında bir de turbo fan var. Tabii ki yazılımdan bunu yapmak zorunda değilsiniz. Açma kapatma tuşunun yanında bir de turbo tuşu var. Bununla vites değiştirebiliyorsunuz. Ofis modu ya da normal modlar fan sesi olmasında rahat rahat sessiz çalışayım diyenler için oyun modu da turbo modu da doğal olarak oyunlarda ve güçlü mühendislik uygulamalarında maksimum soğutma ile performans almak isteyenler için. Genellikle varsayılan bu laptop üreticileri tarafından sizin oyun performansına ihtiyaç duyduğunuz durumlarda turbo modunu açacağınız şekilde. Bize testlerde turbo fanı açıp maksimum soğutmasının ne sağladığına bakıyoruz. Ancak bir detay daha var. Burada fan ayarları kısmında fan kontrolünü etkinleştirirseniz işlemci ve ekran kartı için hangi sıcaklıkta fan devrinin nereye kadar %100 mü %10 mu olacağını değiştirebiliyorsunuz. Bu da sessiz ya da sesli çalışma arasında çok hassas tercihi olan kullanıcılar için bence çok önemli bir özellik. Her laptopta yok arkadaşlar. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Yazımda bunun sunulması kesinlikle hoşuma gitti. Pil ayarlarına baktığınız zaman da pil modunu değiştirebiliyorsunuz. Yüksek kapasite, dengeli ya da sabit modu seçebiliyorsunuz. Yüksek kapasiteli mod genellikle ben bunu şarjda çok fazla kullanacağım diyenler için, sabit modda özellikle devamlı kablo takılı bir şekilde kullanacaksınız. Seçmeniz gereken mod, bu da pil ömrünü uzatıyor. Görüntü ayarları kısmında bu bahsettiğimiz panelin, renklerin geliştirmesini açabiliyorsunuz. Renk geliştirmede parlaklık, renk sıcaklığı, doygunluk, kırmızı, yeşil, mavi ayarlarını ayrı ayrı yapabilirsiniz. Altında bir de renk kalibrasyonu var ancak ben denediğim zaman renk kalibrasyonundaki bağlantılar şu an çalışmıyordu. Bunu da özellikle not düşüyorum. Bu da güncellenecektir diye tahmin ediyorum. Bazı modellerinde renk kalibrasyonu desteği olsa da bu dediğim gibi profesyonel montaj için yapılmış bir panel değil. Burada renk kalibrasyon cihazını taktığımız zaman ekran fonksiyonlarındaki renk geliştirmeyi açtığımızda renk değerlerini değiştiremedik. Neden? Bu tür uygulamalar genelde renk değerlerini kendileri kilitliyorlar. Yine bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi. Yani detaylı ayar yapabilirsiniz burada. Fakat kalibrasyon ve öteki işlere geçtiğiniz zaman yazılım kısmına biraz girip ayarları değiştirmeniz ve uygulamaları buradan açmanız gerekebiliyor. Aydınlatma ayarları altında bir adet zamanlayıcımız var, bir de klavye aydınlatması bölümümüz var. Burada renk seçimimiz, parlaklığımız ve renk değişim aralığımız mevcut. Renk tek renk, bütün klavye tek bir renkte aydınlatılıyor. Fakat renkler arasında belirlediğiniz hızda aralıkta geçiş yapabiliyor. Bu noktada her tuşta RGB aydınlatması olan en üst seviye Monster modelleri gibi değil. Bu da doğal. Bunun zaten hedeflediği alan fiyat performans laptop olmak. Bu yüzden bu tür şeylerin kısılması bence gayet doğal. Normal beyaz ışıklı bir klavyede yapabilirlerdi. Yine RGB şeklinde farklı renkleri açabileceğiniz bir klavye yapmayı tercih etmişler. Tuşların kendi kullanımı ve rahatlığı da hoşuma gitti. Gayet güzel bir tuş takımı olmuş. Yumuşak tuş basım hissiyatı var. Yani sadece oyun için değil, yazmak için de uygun. Oyunlarda da herhangi bir gecikme, çift basma ya da benzeri bir sorun ile karşılaşmadığımı söylemek istiyorum. WASD tuşlarını zaten oyunlarda ağırlık olarak kullandım. Fakat hiçbir sorun yaşamadım. Bir de tuşların kenarlarını bu şekilde siyah değil de şeffaf yapmaları aydınlatmanın daha geniş yayılmasını sağlamış. Bu da güzel olmuş. Touchpad'i 17.3 inçte çok fazla kullanmıyorum. Çünkü bu tür bilgisayarlar yanına fare takıp kullanmak üzere tasarlanıyor. Fakat touchpad'in normal kullanımda rahat ve tıkladığınız zaman tıklama hissiyatı, dokunma hissiyatı gayet güzel. Buna ek olarak yazılımda cihaz bilgilerini, cihaz durumunu hakkında kısmında görebilirsiniz. Sıcaklık değerlerini size gösterebiliyor. İşte ana yazılım dediğimiz gibi bu Monster Kontrol Merkezi. Bunun ötesindeki bütün olay sürücüleri güncel tutmanız, Windows'u güncel tutmanız. Biz de Windows'un en güncel sürümüyle, orijinal oyunlarıyla, orijinal platformlar üzerinden en güncel sürümleriyle testlerimizi gerçekleştirdik. Fakat öncesinde tabii ki bir işlemci testi de yaptık. İşlemcinin Core i7-10750H olması, 6 çekirdek ve 12 thread olması yanında 45 Watt TDP değeri var. Bu konfigüre edilebilen işlemci TDP'leri laptopların bazılarında düşük wattlı kullanılmasının, bazılarında yüksek wattlı kullanılmasının önünü açtı. Bu ne anlama geliyor? Her kasada aynı işlemci aynı performansı vermeyecek anlamına geliyor. Ne kadar iyi güç verebildiği, ne kadar iyi soğutabildiğine göre laptop üreticileri işlemcileri artık alıyorlar ve ayarlıyorlar. Yani bu sistemin içerisinde bu testleri yapmamızın, oyun testlerini ve iş testlerini yapmamızın en önemli kısmı da buradan kaynaklanıyor. Yaptığım testlerden bir tanesinde GPU üzeri render ve CPU üzerinin stres testini aynı anda çalıştırarak sentetik olarak maksimum sıcaklığı uzun süre boyunca simüle etmiş oldum. Yani gerçekten laptopu maksimum sıcaklıklarına kadar çıkartmayı hedefledim. Ekran kartında bu GPU üzeri maksimuma çıkmıyor. Oyunları SSD'de kullanacağız ama işlemci kısmında maksimuma ulaştırabiliyor. En fazla 95 dereceye çıkacak şekilde ayarlanmış. Bu esnada tabii ben dikemiyle kayıt yaptığımı da unutmayalım.
Bu yük altındayken 4.09 GHz'de başladığı testleri 3.87 GHz'e devam ettirebildi. Yani işlemci aslında belli bir sıcaklığa kadar çıkıyor, sonra frekanslar bütün işlemcilerde olduğu gibi ayarlanıyor. Gayet yüksek bir frekansla ayarlandı. Sentetik stres testinde 3.87 GHz'i görmek beni memnun etti. Fakat biraz daha gerçek bir kullanım için Cinebench R23 testi yapalım dedim. Bunda özellikle render yaparken çoklu çekirdekteki frekans ile tekli çekirdekteki frekansları da karşılaştırdık. Bu noktada özellikle çoklu çekirdekte 3.64 GHz, tekli çekirdekleri 3.38, 4.46 GHz'lere kadar çıktı. Şunu söyleyebilirim, iş ve mühendislik uygulamaları kullanacaksanız soğutmasını açtığınız zaman bu işlemciden gerçekten çok yüksek verim elde edebiliyorsunuz. Bu noktada gerçekten Cinebench R23'teki sıcaklıklar da çok daha düşük oldu. İşlemci 80 derece civarında çalıştı. Yani gerçek yük aslında 80 dereceler civarında oluyor. Sentetik ile 95'e nadiren çıkartabiliyorsunuz diyebiliriz. Maksimum sıcaklıktan da 60 dereceye düşmesi sadece 1 dakika aldı kendi soğutması maksimumdayken. Bu da benim hoşuma giden bir özellik. Gerçekten 30-35 dereceyi 1 dakika içerisinde soğutabilmek bence çok güzel bir şey. Neden? Aceleniz var, çok ağır iş yaptınız. 1-2 dakika boyunca soğuttuktan sonra laptopu çantanıza koyarsanız çok daha sağlıklı ve uzun süre kullanabilirsiniz. Yine Cinebench R23'teki çoklu çekirdek performansı da 1183 oldu. Bence gayet güzel. Gerçek dünya kullanımı gayet hoş. Bunu söyleyebilirim. Bunun ötesinde tabii ki oyun testlerine geçtik. 3D Mark'ın Time Spy testini yaptık ve bunda 7964 puan ile gerçekten çok yüksek bir puan aldı. Grafik puanı 8400, işlemci puanı ise 6156 oldu. İşlemci frekansları da bu test esnasında gözlemlediğim kadarıyla sıkça 4.4 GHz'de uzun süreler boyunca çalıştı. Cinebench'in ve 3D Mark'ın ötesinde gerçek oyun testlerine geçtiğim zaman Apex Legends'da kendi laptopun panel çözünürlüğünde testlerimize başladık. 1080p, Very High, Nvidia Reflex Enabled ve Boost şeklinde ayarlıydı. Nvidia'nın Reflex ve Boost teknolojilerini kısaca açıklayayım. Artık Nvidia diyor ki maksimum FPS'yi zaten veriyoruz. Benim 3000 serisi ekran kartlarının performansı çok yüksek. Fakat e-sporcuların oyuncuların gecikmeyle mücadelesine destek olmamız lazım. Yani sadece kare hızını arttırmak değil, sizin hareket ederken, ateş ederkenki kontrol gecikmenizi de ekran kartı tarafında, sistem tarafında azaltmaya yönelik yeni teknolojileri uygulamaya başladı. Buna entegre eden oyunlarda ve özellikle e-spor oyunlarında milisaniyelerle daha hızlı tepki verebiliyorsunuz. Bunun farklı deneyimlerini, bunun farklı testlerini, bunun farklı analizlerini değişik videolarda paylaşacağız. Ama mesela Apex Legends'da artık böyle bir ayar var ve eğer güncel bir ekran kartı kullanıyorsanız açmanızı tavsiye ederim. Minimum FPS 114, ortalama FPS 141, maksimum FPS 145 oldu. Zaten 144 Hz'lik bir ekranda oynadığımız için gayet güzel ve normal sonuçlar. %1 FPS esas 102 oldu, 1000'de 1 FPS 85 oldu. Apex Legends'da mükemmel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Bu testte ekran kartı 80, işlemci 81 derece oldu. Assassin's Creed Odyssey testini 1080p Ultra High ayarlarda yaptık. Minimum 40, ortalama 57, maksimum 75 FPS, %1 39, 1000'de 1 33 oldu. Bunda ekran kartı 74, işlemci 75 dereceydi. Bir de Valhalla testi yapalım dedim. AC Valhalla'da 1080p Ultra'da minimum 30, ortalama 61, maksimum 99, %1'de 39, 1000'de 1 33 FPS aldık. Zaten bu iki oyun, şöyle söyleyelim, maksimum kalite ya da minimum FPS'yi görebileceğimiz yeni nesil oyunlar arasında yer alıyor. Diğer bütün oyunlarda çok daha yüksek FPS sonuçları göreceğiz. CSGO'da 1080p yüksek ayarlardan minimum 104, ortalama 187, maksimum 312 FPS alırken %1 FPS'imiz 90, 1000'de 1 FPS'imiz bir yere takıldığı için 7 oldu. Far Cry New Dawn'un 1080p Ultra testinde minimum 62, ortalama 85, maksimum 129, %1'de 56, 1000'de 1'de 43 FPS aldık. GTA 5 testini de yaptık. Burada her sahnenin FPS değerlerinin farklı olduğu dikkatinizi çekecektir. Mesela başlangıçtaki bu geçen farklı ortam sahnelerinde yüzlü FPS'ler, bunların çok daha üzerindeki FPS'ler görüyoruz. Ardından uçuş testine geçtiğimiz zaman yine yüzün çok üzerindeki çok hızlı FPS'leri görüyoruz. Ancak oyunun genel olarak en çok vakit geçireceğimiz olan araba kısmında, araç kısmında en düşük FPS değerlerimizi görmemiz mümkün. Burada çok yüksek ayarlarda minimumda 63, ortalama 103, maksimumda 141 FPS alırken %1 FPS'imiz 61, 1000'de 1 FPS'imiz 55 oldu. Ekran kartımız 66, işlemcimiz 88 derece oldu. Yani burada GTA 5 eski bir oyun motoruyla yeni bir güncel bir sistemle oynadığınız zaman bu sonuçları verebiliyor. Her eski oyun yeni ekran kartlarının sürücülerle maksimum performans vermiyor. Fakat GTA 5 günümüzde güncellenmeye devam eden bir oyun olduğu için performansının gayet güzel olduğunu görebilirsiniz.
Mountain Blade 2 Bannerlord testi yaptık. 1080p veri high'da minimum 64, ortalama 101, maksimum 133 FPS alırken %1'de 64, 1000'de 1'de ise 3 FPS aldı. Bu savaşta da yine takıldığımız bir an oldu. Fakat genel olarak 200'e 200'lük bir savaş alanında muazzam derecede hızlı ve gerçekten düşmanları hızlı bir şekilde kesip biçerek iyi bir savaş çıkarttığımızı söyleyebilirim. Monster'ın da performansından bu savaşta memnun kaldım. PUBG'nin 1080p Ultra testine geçtiğimiz zaman minimum 76, ortalama 118 ve maksimum 155 FPS alırken %1 FPS'imiz 68, 1000'de 1 FPS'imiz 38 oldu. Yani PlayerUnknown Battlegrounds'u da gerçekten çok yüksek FPS'de oynamanız mümkün. Ben oynarken eğlendim, test olduğumu bir ara unuttum diyebilirim. Red Dead Redemption 2'de 1'de testimizi gerçekleştiriyoruz. 1080p en yüksek ayarlarda minimum 51, ortalama 62, maksimum 75 FPS, %1'de 27, 1000'de 1'de 25 FPS bizlere verdi. Ve bu testte de bakın 74-75 dereceleri işlemci ekran kartında görebiliyoruz. Bir de strateji yapalım dedim. Total War 3 Kingdoms'ı önce aşırı sonra da düşük ayarlarda 2 defa test ettik. Aşırı ayarlardaki testimizde minimum 62, ortalama 68 ve maksimum 83 FPS alırken %1 FPS'imiz 54, 1000'de 1 FPS'imiz 49 oldu. En düşük ayarlarda test yaparken minimum FPS'imiz 35, ortalama FPS'imiz 193 ve maksimum FPS'imiz 229 oldu. %1 FPS 99, 1000'de 1 FPS 85 oldu. Eğer bu %1, 1000'de 1 FPS nedir? Neden bunları okuyorsun diyorsanız Teknopat %1, 1000'de 1 FPS videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Orada bu değerlerin niçin önemli olduğunu sizlerle paylaştık. Sonuç itibariyle işlemcinin ekran kartının yüklerine, veriden wattlara, soğutmaya ve genel performansa baktığım zaman şunu söyleyebilirim. Intel'in bu Core i7 işlemcisiyle RTX 3060 gayet iyi bir çift olmuş. 1080p 144 Hz ekranda oyunlarda gerçekten 144 FPS alabiliyoruz. Oyundan oyuna değişse de ultra ayarlar, en yüksek ayarlar rahatlıkla açılabiliyor. Hiçbir oyunda grafiklerin ayarını kısma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Çünkü 3A oyunlarda zaten grafik kalitesi ve tek kişilik hikaye modu varsa 60 kare almak istiyorsunuz en azından. Diğer oyunlarda, online mücadeleci oyunlarda da 144 ya da 120 FPS gibi FPS'leri elde etmek istiyorsunuz. Bunları rahatlıkla verebiliyor. Benim gözlemlediğim kasanın soğutmasının özellikle turbo aktif yani maksimum soğutmadayken gerçekten çok etkin olduğu oldu. Buradaki oyun testlerinin ve gerçek kullanım testlerinin hepsinde 70'li 80'li dereceleri gördük. Ancak ve ancak sentetik testlerde 95 derece gibi değerleri zorlayabildik. Bir de Far Cry New Dawn testinde işlemcinin 92 dereceye kadar çıktığını görebildik. Bunun haricinde en yüksek çıktığı sıcaklık yine GTA 5'te 88 derece oldu. Ama diğer bütün oyun testlerinde işlemci beklediğimden çok daha serin çalıştı. Burada 7.3 inçlik kasanın özellikle avantajını görüyoruz diyebilirim. Bu tür büyük kasaların soğutma avantajı kendisini bariz şekilde hissettiriyor. Monster da burada güzel bir entegrasyon yapmış. Hem temel seçtikleri konfigürasyon çok fazla kullanıcıya hitap ediyor, hem laptopun çalışması sorunsuz, gayet güzel. İşte bu noktada en büyük derdi fiyat ve performans olan oyunculara kesinlikle bu modelin hitap ettiğini söyleyebilirim. Ama kime hitap etmiyor derseniz bir ağırlık ve ölçülere bakalım. 395.7mm, 260.8mm, 30.05mm. Şimdi 3 cm kalınlıkta, kalın diyebilirsiniz. Fakat 17 inç için aslında orta incelikte diyebileceğimiz bir laptop. Ağırlığı 2.5 kg, eskiden 17 inç kasaların ağırlığı 3-4 kilolara çıkardı, hatta 5 kilo ötesine de çıkabilirdi. Bu bağlamda 17.3 inç için hafif ama genel olarak çantada 2.5 kilogram taşımak çok hafif bir deneyim değil. Yani 15.6 inçlik Monster laptopların ağırlıklarıyla bunun ağırlığını kıyasladığımız zaman bariz bir fark var. 180 wattlık bir adaptör kullanıyor ve 4 hücreli 62.32 watt saatlik bir bataryası var. Genel olarak şunu söyleyebilirim, masaüstü rahatına en yakın olan oyun deneyimini istiyorsanız ve soğutmasının özellikle güçlü olmasını istiyorsanız çok iyi, fiyatı kesinlikle çok rekabetçi. Öteki taraftan eksileri şunlar, bütün mühendislik ve iş uygulamalarının çalıştırılmasına karşın USB portlarının sayısı ya da diğer RGB süslemeleri Monster'ın üst modellerine göre daha az. Yani bu modelde kırpılan şeyler bunlar olmuş. Bu tarafa baktığımız zaman bir adet USB 2.0, kulaklık ve mikrofon ayrı portları görüyoruz. Diğer tarafa baktığımız zaman gördüğümüz portlar 2 tane USB 3.0, bir tane kart okuyucu. Bunun dışında havalandırma çıkışı var. Arka tarafa bakıyoruz, adaptör girişi var. Bir tane Ethernet bağlantısı var. Tam boy bir HDMI çıkışı var. Bir tane de Type-C üzerinden DisplayPort çıkışı verebilen USB bağlantısı var. Ama bağlantılar bununla sınırlı. Yani bu cihaza tutup da çok fazla USB aygıt falan bağlayamıyoruz. Bazı kasalarda çok daha fazla giriş çıkış portu, yüksek hızlı Thunderbolt gibi özellikler sunulabiliyor. Bu kasada yok arkadaşlar. Sesi ve hoparlörleri 2x2 watt olduğu için yine dediğim gibi güzel.
Ama bunun ötesinde aşırı özellikle dolu değil, fiyat performansı olmaya odaklanmış bir bilgisayar. Bu bağlamda alırken neleri aldığınızı, neleri almadığınızı ve hangi performansı elde edeceğinizi bilirseniz çok daha memnun kalırsınız. Özellikle istediğiniz performans ve bu performansı konfigürasyonu iyi bir fiyata, iyi bir soğutma ile almaksa Monster'ın Toolpart T7 V20.3 modelini kesinlikle tavsiye edebilirim. Fiyatına baktığım zaman da çok cazip durduğunu söylemeliyim. Tabi fiyat değerlendirmesiyle ilgili de zaman zaman eleştiri görüyorum ama dolar TL'nin güncel kurunu göz önüne almalısınız ve bu kategorideki bilgisayarların mutlaka piyasada hangi fiyatlara satıldığını bir göz önüne almanız gerekiyor. Biz her incelemeyi yaparken ürünün o esnada pazar koşullarına satıldığı fiyata, rakiplerine ve buna karşı sunduklarına bakarak değerlendiriyoruz. Monster'ın değerlendirmesi de bu şekilde yapıldığında gayet alınacak fiyat performans bir bilgisayar çıkıyor kendi kategorisinde. Bunun ötesinde sorularınız varsa lütfen yorumlarda bize iletin. Alternatif bilgisayarlar için ya da farklı bütçeler için Teknopat'ın sistem tavsiyeleri, laptop tavsiyeleri ve makalelerini her zaman takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğendim diyebilir, beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna tıklayabilirsiniz ve devamı geldiğinde yakalamak istiyorsanız her zaman abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.